Merhaba sevgili seyirciler. 13. yüzyıl ortalarında Horasan'dan gelerek önce Aydın Denizli bölgesine yerleşen kara kesici yani Şemseddin Sultan Horasan erenlerindendir. O dönemde vurgun ve talan inanılmaz boyutlardaydı. Kara kesici vurgun ve talana karşı çıkarak mazlum insanların haklarını korumuş, o dönemde amansız bir mücadele vermiştir. Bir gün Hacı Bektaşi Veli'nin huzuruna çıkar. Pirim, yoksulun, yetimin, mazlumun hakkını korumak için mücadele ettim. Bu nedenle de çok insan öldü der. Hacı Bektaşi Veli yarı yanmış bir çam ağacı verir. Al bunu memleketine götür, dik demiş. Kara kesici bu yanmış odun parçasını diker. Kara kesici memleketinde Bostancı Baba olarak da tanınır. Bir gün bu yanık odun parçası yeşerir. O günden bugüne yerleşim yerinin adı Çamşık olarak günümüze kadar gelir. Sevgili seyirciler, 1960 yılından itibaren toprağın yetersiz kalması insanları göçe zorlamıştır. Çamşık, ozanların çok olduğu bir beldedir. Feyzullah Çınarlar, Mahmut Erdallar, Ali Metinler, Mehmet Ali Karababalar, daha niceleri bu bölgede yetişmiştir. Çamşık türküleri ve deyişleriyle dünya ile de bütünleşti diyebiliriz. Dilerseniz Çamşık gezimizi birlikte izleyelim. Merhaba sevgili seyirciler. Hüseyin Abdal Şenlikleri çerçevesi içerisinde şu anda Sivas'ın Divri ilçesine bağlı Çamşık köyündeyiz. Çamşık deyince bir köy akla gelmiyor. 9 köyün birleşik ismine Çamşık deniliyor. O köylerden birisi olan Şahin köyündeyiz. Şahin köy buranın en eski köyü. Birçok ozanların çıktığı köy. Halk ozanları burada zaten müzikle uğraşmayanları türkü söylemeyeni pek de makbul adam saymıyorlar herhalde. Bütün o 9 köy bu köyden kopmuş, ayrılmışlar. Çamşık deyince önce Şahinköy, Şahinköy'den sonra diğer köyler olacak. Köy içerisinde bir gezintimiz olacak. Kameramıza yansıyanları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Daha sonra diğer köylerde yine görüşmek üzere. Göğsün üstüne benler dizilmiş, ta ezelden beri mestanemizsin, mestanemizsin, ta ezelden beri mestanemizsin. İrfaniyem bizi zemmeyler alem, bir dilber elinden kan ağlar didem, kan ağlar didem. El sözüyle yardan vazgelmez Adem, behi dilber deli divane misin, divane misin? Behi dilber deli divane misin? Bir kuş konmuş da ziyaretin başına, aydın aydın adan olacak. Döner döner den eder eşine, kız bu halimden olacak. Peki siz ne yapıyorsunuz böyle ses? Kim? Sesiniz güzelmiş. İşte güzel, beğendim. Çok güzel. Söyle bir şey. Haydi bak.
Kurban olam gözlerin içine, dur yolcum yolcum. Seni bağ vermeyiler suçum ne, vay Gürcüm Gürcüm. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi Ergavunlar Çamşıklı yeğenler hepsi. Azcağın köylülerin yeğenleri. Onlar efendim kısım akrabayız. Buralara gelip gidiyorlardı, motor sürüyorlardı. Buralardan birkaç parça alıp götürdüler. Yani iç içeyiz onlarla biz. Onun için dayı yeğen olduğumuz için bazı parçaları götürdüler. Bir de örgütlü oldukları için, dernek kurdukları için bizden önce stüdyoları oldukları için bu türkülerin çoğunu kendi emal ettiler. Halbuki Ases Ağgül kaydalarının amanın yamanın kaydasının ocağı Çamşıkı. Çamşı, Sivas'ın Divri ilçesinin Sincan nahiyesine bağlı bir grup köyüdür. Döldür Dağı eteğinde kurulmuş, yeşille kucaklaşmış 9 köyün birleşik ismidir Çamşı. Bunlar Çakıra, Mama, Çama, Kaygısız, Aziz Ağa'nın köyü, Başören, Dış Budak ve Balova'dır. Çamşık denecekle ozanlar gelir. Çamşık türkülerini dünya ile bütünleştiren ozanlardır. Bölgede türkü söylemeyen, saz çalmayan insana rastlamak pek mümkün değildir. Böyle bir potansiyelin dünyanın herhangi bir yerinde rastlanması mümkün değil. Bu tamamen Çamşık'a özeldir. Dedelerin çok olduğu cemlerin sürekliliği, gençlerin de bu yola özenle gitmesine neden olmuştur. Çamşı gezimiz devam ediyor. Şahin Köyü'ndeyiz. Şu anda Sadık Metin Bey'le birlikteyiz. Emekli. Köye gelmiş. Emeklilik emeklisi. Bu önemli değil. Emeklisiniz de. Siz köyde mi yaşıyorsunuz Sadık Bey? Kışın Ankara'da, yazında köydeyiz. Artık bir göçebe hayatı yaşıyoruz. Köyde nasıl da göç var değil mi? Şimdi 5-10 senedir köylere çok akın var. Millet tatilini burada geçirmeye çalışıyor. Artık gençlik o şehrin kalabalığından, betonundan, betonarmesine yılmış. Kendini serin havalar atmak istiyor. Köylerimiz bildiğiniz gibi suyu havası önemlidir bizim için. Biz de artık bu suyu havayı zamanında vaktimiz var iken biraz telafi etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abla merhaba. Merhaba. Adınız ne? Sebile. Soyadın? Doğan. Sebile. Sebile Aydoğan. Aydoğan. Peki kaç senedir burada oturuyorsun? Valla ben bilmiyorum ki. Bilmiyorsun. Bu köylü müsün esas? Yok. Mamağlı köylüyüm. Mamağından gelin geldim buraya. Gelin geldim. Peki günler nasıl geçiyor? İyi. Eskiden mi köy daha güzeldi şimdi mi? Eskiden güzeldi. Eskiden güzeldi. Niye? Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Peki burada eskiden düğünler olurdu, halaylar çekilirdi. Onu değil mi? Eksiz, iyi dedim mi şimdi? Davullar, zurnalar çalardı, insanlar halay çekerler değil mi? Evet. Sen de güzel halay çekiyor muydun? Yok, ben hiç oyuna girmem. Niye? Allah'tan. Niye, sevmiyor musun? Sevme derdi, kim? Tanıyma. Utanmıyorsun. Utanacak bir şey yapmıyorsun ki abla. Peki. Çakıra deyince aklımıza ne gelir? Senin aklına ne geliyor? Gurbete gittin. Çakıra deyince ne hatırlarsın? Hiçbir şey de hatırlamıyorum. Ben gurbete çok sevmiyorum gurbeti. Gittiğin zaman köyü özlemiyor musun? Özlüyüm. Nesin özlüyorsun? Geldiğinden evim kurban olam zaten. Sarılıyorsun. Sarılıyım. Peki gençliğinde bu dağlarda, tepelerde ekim biçtin? Türkü çağırmak, ekim biçmek. Hadi şimdi türkü dedin, bize bak, bir türkü söyle vallahi, o zaman. Ben. Hayır, beraber. Vallahi, hangisini, hangisini söyleyelim? Aa, şunlar benim yerime çağırsın, ben kızlar. Kızlar, gelin bakayım, hadi. Hangisi? Çamşının cel cel daşları, cananım benim. Ötüşü keklikleri,
kuşları atarlar yaz gelsin, söylen tez gelsin. Annemin babamın ihmal işleri, cananım benim. Attı beni küçük yaştan gurbete, dağlar yaz gelsin, söylen tez gelsin. Teşekkür ederim. Sesler de birbirine o kadar. İki tane benim orada mamanın köyde var. Onlar da güzel. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teyze merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hamdolsun, çok şükür iyiyim canım. Sen ne diyorsun? Sağ ol. Adın ne? Yeter Tuna. Yeter Tuna. Kaç evet. yaşındasın teyze? Bilemem. Bilemiyorsun. Bilemiyorum. Sağlığın iyi mi? İyi. İyi misin? İyiyim şükür. Çamşıh derler dümdüz bir yazı, pek de güzel olur gelini kızı. Burcu burcu kokar baharı yazı, soğuk sularıyla meşhur Çamşıhı. Nice koç yiğitler doğuran analar, Feyzullah Çınar gibi babalar, Mahmut Erdal, Ali Metin, Karababalar, ozanlarıyla ünlü Çamşıhı. Bir arada dertleşir analar bacılar, içlerinde vardır ince acılar. Aşk yoluyla doludur o insanlar, Hüseyin Abdalı'yla güzel Çamşıhı.
geldiniz. Evet, köy muhtarı Hüseyin Erdoğan'la birlikteyiz. Bu köyün ismi neydi muhtarım? Gürpınar Köyü. Eski ismi? Çamova, Çamşehir'in Çamova Köyü. Kaç tane köyünüz? Köyümüzün baharın 46 tane, kışın 18 taneye düşüyor. Yazlıkçılarımız var, biz ona yazlıkçı diyoruz. Kışın, güzün gidip de yazın dönenlere yazlıkçı diyoruz. Köyümüzü şeneltiyorlar, sağ olsunlar. Ne kadar nüfus var şu anda? Şu an 250'nin üzerinde. 250 üzerinde. Evet. Yani emekli olanlar gelip burada çok güzel evler yapıyorlarmış. O da köyün devamlılığı açısından güzel şey herhalde. Tabii tabii. Peki Hüseyin Bey, bu köy kaç yıllık bir köy bilginiz var mı? Vallahi bildiğim 300-400 yıllık bir köy. Çok daha eski bir köy. Daha da fazladır yani. Güzel, köyümüz güzel. Çamşehir'in 9 pare köyü merkezinde olan. Türkiye'nin başkenti Ankara olduğu gibi Çamşehir'in başkenti de Gürpınar. Bundan da gururlanıyoruz. Ama başkaları da diyor ki Şahin Köyü'ne gittik mesela. İlk Çamşehir Şahin Köy'dür. Diğer köyler hep Şahin Köyü'nden ayrıldı gitti diyorlar. Bir atasözü vardır. Kulak boynuz kulağa geçer diye ilk baştan uymuş ama şu anda da biziz. Diyorsunuz. Evet. Yani bir kırgınlığa neden olmaz mı? Olmaması lazım. Çamşehir'in hoşgörülü bir köydür. Zannediyorum onların da hoşgörüsüne sığınlara söylüyorum. Peki Çamşehir'de herkes türkü söylüyor. Ne iş bu iş? Suyundan mı? Suyundan. Suyundan olmalı ki güzel sesi var. Hoş sesler var. Özellikle de başörene mahsustur bu. Peki sizin de sesiniz güzel mi? Siz de bu köyün muhtarı olduğunuza göre siz de bu havadan, sudan nasibinize bize ne söyleyeceksiniz? Kısa bir türkü söyler misiniz bize? Değiş olabilir. Ne olursa. Vallahi şu an ben hatırlatayım. Mama aynanda çamağının arası yaktı beni kaşlarının karası diyebilir miyiz? Söyleyelim. Siz ne kuralım yani? Çamuayla da mamuanın arası yaktı beni de kaşlarının karası. Bu kadar olsun, bu kadar olsun. Havası da bu değildi. Biz havasından da giremedik. Beni hoş karşılayın. Maalesef. Peki, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür hocam. Ederiz. Abi, sağ olun. Siz de sağ olun. Eski ismi? Çamuva, yeni ismi Gürpınar Köyü'ndeyiz. Köyde gezimize devam ediyoruz. Sait Erdoğan abimizle karşılaştık. Sait abi uzun yıllar siyasetle uğraşmış ve İl Genel Meclisi üyeliği yapmış. Halen bu köyde yaşıyorlar. Günler nasıl geçiyor Sait abi? Vallahi günlerimiz ufak tefek çalışmakla, eşinle dostla, şeyden gelenlere, tatilden gelenlerle oturup işte memleket sohbetleriyle uğraşıyoruz. Memleket sorunlarında tartışıyor musunuz? Çok tartışıyoruz. Esasen kahroluyoruz yani. Televizyonları izliyoruz. Bir netice alınmıyor, kahroluyoruz. Nasıl bir netice bekliyoruz? Mesela diyelim ki arkadaşım gelmiş Gürpınar'a falan Çamşehir'i geziyor. Çamşı'dan isteklerimiz var. Hiçbir isteklerin bir tane sonra da gidip de televizyonda canlanmıyor. Ama işte televizyon ayarlısı geldi. Oh,
Çamşığı Başören köyündeyiz. Başören deyince Başören türküler de meşhurdur. Geldik, dostlar bizi karşıladılar. Biz dedik burada türkü söyleyen bayanlar lazım bize. Dediler ki bu köyde herkes türkü söylüyor. Biz de bu ablalarla birlikte Başören'in meşhur türküsü Ben de çıktım Başören'in gediye türküsünü okuyacağız. Önce bu koromuza kimler katılacak? Önce onları tanıyalım. Fatma Ağır benim. Hatice Metin. Hanım Ağır. Selver Işık. Fadime Sarıtaş. Şimdi sizden ablalar ne istiyorum biliyor musun? Ben de çıktım Başören'in gediye. Başören'in meşhur türküsü bu, biliyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Başören meşhur türküsü. Başka da söylersiniz ama önce o türküyü bir alalım mı? İlk ondan başlayalım. Tamam. Peki, hazır mıyız Murat? Ben de çıktım Başören'in gediye yer yolladım. Bir elma yolladım yere gediye. Yere de yolladım. Dönüm seni sevsem eller ne diye kölünelim. Güle bu kahvelik yersenden vurdum. Yere yolladım. Dönüm alay. Arpalar becelerde kozan o. Arpalar becelerde hozan olursa ya. Arpalar becelerde hozan olursa ya. Arpalar becelerde hozan olursa ya. Dökülür yaprağı da gazel olursa ya. Dökülür yaprağı da gazel olursa ya. Dökülür dökülür yaprağı da gazel olursa ya. Bilgeden yâre de gazel olursa ya. Bilgeden yâre de gazel olursa ya. Bilgeden yâre de gazel olursa gönlünüzdarı. Çamşığı deyince akıla hep türküler gelir, deyişler gelir, ozanlar gelir. Biz de bu gezimizi sürdürürken Başören köyüne uğradık. Başören köyünde de ablalarımız bizlere iki örnek sundular. Birincisi Ben de çıktım Başören'in gediye. İkincisi de ekim biçerken çifteye gitme diye adlandırdığımız türküyü söylediler. Yalnız Çamşığı tabii ki türkülerle, sazıyla, sözüyle değil, ozanlarıyla, şairleriyle de anılıyor. Yine Başören köyünde bir şairimizle birlikte Cemal Şahin. Celal Şahin. Kaç yıldır şiir yazıyorsunuz? 59 yaşındayım. 13 yaşından beri yazıyorum efendim. Peki sizin çok güzel şiir yazdığınızı söylüyorlar. Bize yazdığın şiirlerden bir örnek sunar mısınız? Tabii. Memnuniyetle. Önce Cem TV'ye bu yayını gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben Hüseyin Abdal'a atfen yazmış olduğum nazcana bir deyiş diyelim. Onu okuyacağım size. Sıtk ile kabrine yüz süre geldim. Er kara kesici Hüseyin Abdal. El ele el hakka seni hak bildim. Pir kara kesici Hüseyin Abdal. Şek şüphe mi? Haşa bu ne kelime? Kerem eyle şu derbeder halime. Çam kösevin şule verir aleme. Nur kara kesici Hüseyin Abdal. Mürşide varmayan olamaz talip. En büyük pehlivan nefsine galip. Külli günahımın hükmünü verip sor kara kesici Hüseyin Abdal. Talip olan yüzü koyun sürünür. Pir katında günahından arınır. Dergahından İrem bağı görünür. Şar kara kesici Hüseyin Abdal. Şahin çeşmim yaşı çağlayan ırmak. Hak'tan nasip imiş divana durmak. Bu amelle hayal didarı görmek.
Zor kara kesti Hüseyin Abdal Taşım. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Gezimiz devam ediyor. İşin sonlarına doğru geldik. Şu anda Göllören köyündeyiz. İnsanlarla bir araya geldik. Ne yaparız diye düşünürken bir saz geldi. Hemen bütün insanlar semaha girdiler. Hacı Hüseyin abiyle beraberiz. Abi bu sema her zaman oynar mısınız? Evet, bizim kültürümüzdür bu. Düğünlerimizde, cemlerimizde her zaman yaptığımız bir şeydir bu. Bu olmazsa cem olmaz yani. Semah olmayınca. Fakat ben yine Cem TV'ye teşekkür ederim. Bizi burada gelip bulmaları için, sormaları için çok çok teşekkür ederim. Saygılar. Biz teşekkür ederiz. Bizim amacımız ve görevimiz gelip sizleri bulmak, bu kültürü birlikte yaşamak olacaktır. Şimdiye kadar nasıl olmuş bu bir köyde... şey değildi. Binde bir oluyordu. Bugün peki. De gelip Cem TV bizi mesela kültürümüzü, yaşamımızı falan filan yapmak için bizden sorular soruluyor. En güzel bir şey. Cem TV'ye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi eskiden ekin biçilirdi, orak vardı, arpa, orak, buğday vardı. Evet, orak vardı, ekin vardı, arpa, buğday vardı. Şimdi bir biçilip yemek, başka bir şey yok. Biçiriz, yiyiz, bulaştırız, yiyiz. Peki, eskiden ekin biçerken çiftliğe gidiyor muydunuz? Hadi. Nasıl? Çiftliğe gidiyorum. Şimdi çiftliğe mi gidelim şimdi? Git döndüm, hadi git. Siz de koru. Ben söyleyeyim, hadi dur. Aşağı mehleninde tambur gelini. Aşağı mahleninde tombul gelinim. Yeşen kalkmış bağlamamış belini. Yeşen kalkmış bağlamamış belini. Soyundum da girende yarın koynuna. Soyundum da girende yarın koynuna. Bağla kardeş dedi de kırdı belimi. Bağla kardeş kırdı belimi. Gölören Kaykısız Muhtarı evet. Sayın Hüseyin Yalçın'la birlikteyiz. Evet. Muhtarım işler nasıl gidiyor köyde? İşler köyde bizim buralarda yani şey açısından insanlarımız iyi, anlayışlı. Birbirimize devamlı sadık, çağdaş bir şekilde yaşıyoruz da. Yalnız ekonomik sistemlerimiz gün geçtikçe bozuluyor. Köyde birlik beraberlik nasıl? Köyümüzdeki birlik beraberlik bölgemizde, kendi köyünde değil, bölgemizin tamamında çok iyi bir birlik beraberliğimiz var. Yani yıllardır bir adet anane haline gelmiştir bu. Peki muhtarım şunu diyebilir miyiz ki, bu bölge Çamşı'yı tüm Türkiye'ye örnek olsun birlik beraberlik açısından? Evet, gururla söyleyebilirim onu. Örnek olmasını isterim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Divriğinin Göllören köyünden Hasan Ali Yalçın. Hasan Ali abi, köyde nasıl yaşamak, güzel mi?
köyde yaşamak çok güzel ama bizim için tabii biraz zor oluyor. Niye? Ya biraz sıkıntımız falan oluyor. Yaşlılık. Ama yaşlılık, sıkıntı. Yani çoluk çocuk kimse yok. Onun için biraz zorluk çekiyoruz. Ama yine de köyümüzde çok memnunuz. Peki. Peki siz ne diyeceksiniz? Adınız ne amca? İyiyim. Adınız ne? Gazi Yıldız. Gazi abi köyde mi yaşıyorsun? Köyde yaşıyorum. Nasıl köyde i̇yi, yaşamak? Köy iyi. İyi. Suyu, havası temiz. Güzel. Yaş kaç? 80. Maşallah. Çoluk çocuk? Çoluk çocuk yok. Gurbetliler? Hiç yok, olmadı. Hiç yok? Yok. Özgürüm diyorsun. Özgürüm. Bir köroğlu bir ayvaz. Ya bir köroğlu bir ayvaz. Başka kimse yok. Peki İstanbul'da mı yaşamak istersin, Ankara'da mı, bu köyde mi? Köyde yaşamak isterim. Köyde yaşamak isterim diyorsun. Sağ olasın. Buradan dönelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Benim ismim Cemal Yalçın. Ben de bu köyde doğdum. 14 yaşıma kadar buradaydım. Ondan sonra da İstanbul'a, Ankara'ya gittim. Çalıştım, emekli oldum. Şimdi İstanbul'da Avcılar'da kalıyorum. Peki. Ablacığım siz nereden geliyorsunuz? Ben şu anda Almanya'dan geleyim. Peki Almanya'da bizim programı izliyor musunuz? İzliyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Sesin de çok güzel. Seni de dinledim. Çok güzel. Kaygısız göl vereyim, karşı karşıya eğim. Çatın yollarda eğim, benzer çarşıya eğim, benzer çarşıya eğim. Onlar meraklıdır, rakı turşuya eğim. Kokar burcu burcu güzel çamşehri. Kat kat olmuş ayın önüne, ayın önüne. Giyin elbiseni, gidek düğüne, gidek düğüne uyuyun. İkimiz de kalsa dünya sonuna, dünya sonuna. Beraber düşelim çamşık suyuna, kırk gün çayına uyuyun. Tartar gibi sürdü, kollarına sürdü. İster al ister alma, ben alnına yazdım. Ne çamşığını güzelleri överim.
Çamşır'ın başka köylerinden birisi olan, ya daha doğrusu Çamşır köylerinden, 9 köyden birisi olan Dışbıdak'tayız. Akşamın geç saatleriydi, geldim buraya. Çeşme başında insanları toplandılar. Biz de topladık biraz. Şimdi onlarla biraz sohbet edeceğiz. Önce ne diyorsunuz, Dışbıdak'ta yaşamak nasıl bir şey? Şimdi Dışbıdak'ta yaşamak çok ayrıcalık, çok güzel bir şey. Yeşiliyle, ovasıyla, tamam mı? Doğasıyla mesela. Diğer köylerin azından daha ormanlık, daha güzel. Güzel yani. Yani hayat çok güzel. Siz ne diyeceksiniz? Ben de aynısı. Güzel yani, köyümüz çok güzel. Tabii birlik beraberlik var. Sularımız güzel, evlere aldık sularımızı. Yollarımız güzel şimdi. Peki ben başka bir şey. Burada ibadetten cem eviniz var? Hayır, yok. Cem evimiz yok. Çamşın'da var mı? Çamşın'da. Evet. Peki burada ablalar diyorlardı ki, biz burada çeşmenin başında oturduk, türkü söylemeye hazırız. Kim söyleyecek bunu? Çeşmenin suyundan içen herkesin sesi güzel oluyormuş dediler. Siz de bize bir Çamşır türküsü söyleyin. Ne söyleyeceksin ablam? Beraber de söyleriz. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, ayın önüne. Geyin elbiseli gidek düğüne, yarın köyüne. İkimiz de bu dünyanın sonuna, ölen sonuna. Beraber gidelim Çamşık eline, yarın köyüne. Nazlı yarim sana vermeyen karış, yedil yatasın bir yan üstüne. Etin gitsin kemiklerin çürüsün, yine dön dersinler o yan üstüne. Yandım eller, yandım, 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 kömür gözlüm, yandım, yandım. Çamşık genelde tarımla ilgilenir. Ülkenin kötü kaderi olan göç, Çamşık'ı da derinden etkilemiştir. Köyler boşalmış, kalan yaşlılar da kültürlerinden taviz vermeden geleneklerini sürdürüyorlar. Son zamanlarda köye dönüş başlamış. Özellikle yaz ayları eski günleri aratmamaktadır. Her tarafın cıvıl cıvıl olduğu Çamşık'ta bin bir renkli çiçekler ve soğuk sularıyla yaşanacak bir yer Çamşık'ı. Her yıl düzenli bir şekilde yapılan Hüseyin Abdal etkinliklerinde Çamşık dişinde yaşayanlar izinlerini bu tarihe denk getirmektedirler ve baba yurtlarını ziyaret etmektedirler. Darbeye soruyoruz. 8 yılın özeti nedir efendim? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, Çamşık biliyorsunuz, Çamşık kültürüyle, halkıyla, güzelliğiyle dolu dolu bir belde. Geçmişte
Çamşık'ta belde olarak, Çamşık grup köyler olarak belki 8-9 köy diyorduk ama şimdi çevre köyler dışarıda kendilerini, yani yurt dışında da olsa, büyük kentlerde de olsa kendilerini Çamşıklı yız diyorlar. Biz de Çamşık bölgesini biraz genişleterek aşağı yukarı 40 köye yakın, 30'un üzerinde köyle Çamşık bölgesi olarak ilan ediyoruz. Şimdi 8 yıl, daha doğrusu 12 yıl gibi hizmetimizden dolayı halkımız memnun, Çamşıklılar memnun. Neden gerek duyduk? Onu anlatmak istiyorum. Yani Çamşık'taki eski güzellikleri, doluluğu tekrar yaşamak, o doluluğun yok olmasına sebep olan erozyonu da anlatmak istiyorum. Nedir? 1970'lerde başlayan ekonomik sıkıntılar, terör sıkıntılarından dolayı biliyorsunuz köylerden kentlere bir göç akımı başladı. Bu göç akımı içerisinde en büyük payı yine Çamşık aldı. Çamşık halkı birbirine tutkun, dürüst, güzel, kültürünü yaşatmak için atak gösteren bireylerle dolu. Bu insanlar köyden kentlere gidince kültürü yozlaşmaya başladı. Kültürümüzü anlatan ozanlarımız yoksul hale gelmeye başladı. Geçim derdine düştü. Kültür unutuldu. Şimdi acaba biz yöneticiler ne yaparız da Çamşık halkını tekrardan Çamşık'ına kazandırırız diye düşünürken Tekke Avşar istasyonunda olan dedemiz, Kandan dedemiz Hüseyin Abdal'ın Çamşık'ına gelmesiyle Çamşık'ta bir aktivitelik meydana geleceğini hesapladık. Kentlerde yaşayan Çamşıklıların birlikteliğini bu yolla sağlayacağımızı düşündük. Karar aldık. Hüseyin Abdal'ın tekkesinden Çamşık'ına, yani öz evlatlarının yuvasına gelmesi için resmi kanallara dilekçelerimizi vererek, ekipler oluşturarak, bilir kişiler kanalıyla tamamen resmi, tamamen resmi yollarla dedemizi buraya aldık. Dedemizi aldıktan sonra hemen senesini itibariyle birinci şenliklerimizi yaptığımızda gördük ki haklıyız. Haklıyız gördük. Gerçekten hemen bir kabul görmeye başladı. Tabii bu dernekler ekonomik durumları var. Birdenbire her şey olup bitmiyor. Her şey güllük gülistanlık değil. Ya bugün gördüğünüz sizin o güzellikler 12 yılın emeği. 12 yıl içerisinde yapılan etkinlikler dünyaya kadar açıldı. Yani Türkiye dışına çıktı. Almanya'dan, diğer Hollanda'dan insanlar geliyor. Orada gördüğünüz çok değişik kültürden insanlar da vardı. Ermenisi, Rumu da geliyor bizim bu etkinliklerimize. Şimdi biz bunu yapmakla 12 ile 15 bin civarında nüfusu olan Çamşık, yani şu anda net konuşamıyorum çünkü Çamşık nüfusunu ve Çamşık sulalelerini içeren bir kitap da yazılıyor şu anda Avukat İsmail Metin tarafından. Ondan kaynaklanan nüfusun 12'den aşağı olmadığını, 12 binden aşağı olmadığını biliyorum. Şimdi bunun bugüne kadar 12 yılda ancak %50'sini çekebildik. Fikret Otyam diyor ki, geldi buraya, bize gördü. 5 gün falan bir Millet Gazetesi'nde yazı yazıyor. Diyor ki, Çamşıklılar işin kolayını bulmuşlar diyor. Köyden kente gidenleri kentten köye çekme yollarını bulmuşlar diyor. Ki çok doğru tespit. Bizim ta başından aldığımız bir tespiti o sonra geldi gördü.
Çamşıkı Hüseyin Abdal etkinlikleri devam ediyor. Şu anda etkinlikler biraz sonra başlayacak. Her taraftan insanlar akın akın dalga dalga gelmeye başladılar. Ve bu arada bir amcamızla beraberiz. Merhaba. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Bebek köyünden. Bebek'ten gel. Birliğin Bebek köyünden geliyorum. Daha önce geliyor muydunuz buraya? Geldim. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Çok güzel. Çok. Adınız ne? Süleyman. Şahlı'da. Ben Hüseyin Abdal talibiyim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, nereden geliyorsunuz? Birlik'ten geliyoruz. Birlik'ten. Evet. Nerelisin Birlik'ten? Kımık köyünden. Daha evet. Önce gelmiş miydiniz buraya? İlk geliyorum. Beğendim. Beğendim, çok beğendim. Güzel ziyaret etsin mi? Güzel yer, gitmedim daha. Ben gitmedim daha. Peki, teşekkür ederim. Ha, sağ olun. Ben de sana teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Size kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Ben Diri Kamukamonu'na bağlı ilçe gençlik spor, gençlik sporda çalışıyorum. Memurum. Peki buraya daha önce gelmiş miydiniz? Evet geldim. Nasıl buldunuz etkinliği? Çok güzel. Her sene yapılan bu etkinlik çok güzel. İnsanlarımız burada etkinliği görüyor. Hüseyin Abdal Derneği'nin güzel bir katkılarıyla güzel bir şenlik havasında inançlarını her zaman yaşıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Merhabalar, nereden geliyorsunuz? Biz Kangal'ın Topardüz köyünden geliyoruz. Hoş geldiniz. Daha önce gelmiş miydiniz buraya? Yok, ilk olarak geliyorum. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Tertiplenmiş güzeldir. Burayı ziyaret ettiniz. Tabii ziyaret edeceğim. Çocuklar bekliyorum. Gelsin. Peki, beraber. Allah kabul etsin. Oldu, sağ olun, teşekkürler. Evet, İstanbul'dan gelen bir konuğumuz var. Sayın Ali Akbulut. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Daha önce gelmiş miydiniz buraya? Tabii, buranın 3 seferdir katılıyorum. Bu sefer biraz daha görkemli olduğunu görüyorum. Biz insanlar inşallah böyle duyarlı olursak, kendi şeyimize sahip çıkarsak, böyle yerlerin biraz daha gelişeceğini, bu insanlar biraz daha böyle birbirine kaynaşacağına inanıyorum. Hüseyin Abdal'ın bizlere vermiş olduğu güzellim, gelenekleri, görenekleri hepsini yerine getirmek için elimizden her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Her zaman böyle şeylerde bulunuyorsunuz. İnsanlarımıza bizim şeylerimizi tanıtıyorsunuz. Ondan dolayı ben de Cem TV'ye teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Almanya'da geliyorum. Almanya'da. Almanya'da. Nerelisiniz esas? İmralyalıyım. İmralyalısınız. Daha önce Hüseyin Abdal'a gelmiş miydiniz? Gelmemiştim. Nasıl buldunuz? Arkadaşlarımız şeylerine geldik. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Hoşçakalın. Ben bir şey... Eyvallah, kurban olayım sen. Ben de... Ben de... Ben de... Kaybettim. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Buralı mısınız? Şahinköy'deyiz. Şahinköy'deyiz. Ne kadar arıyorsunuz? Nasıl buldunuz etkinliği? Çok güzel olmuş. Yani halkımızı bir araya toplamış elimizden. Çocuklarımız da kendi kültürümüzü öğreniyorlar bir şekilde. Güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Efendim, merhaba, nereden geliyorsunuz? Akmeşit'e. Akmeşit. Siriski. Siriski'de geldik. Geldik. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz? Akmeşit'e. İlk defa geliyorum. Ben şu an genel yardımcıydım. Siz de hoş geldiniz. Thank you.
eteklerinde kurulmuş duruyor güzel Çamşı. Çeşme başı dere yataklarında savurmuş duruyor güzel Çamşı. Kuzular yayılır gözelerinde, sevgi, barış, dostluk dizelerinde. Aşığı bol gezer saz elinde, ozanlar yatağı şirin Çamşı. Feyzullahçıların bağlamasından, Kerbela dedikçe yürek dağlamasından, Ehl-i Beyt evladım ağlamasından, sel olmuş akıyor şirin Çamşı. Derdini de kesin dinle. Çamşı köyleri İstanbul Şube Başkanı Sayın Hüseyin Şahin'le birlikteyiz. Bu yetkinlikteki durumunuz nedir? İstanbul'dan ne koşullarla nasıl geldiniz? Ben öncelikle Cem TV'ye çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle birliklerinin yanında oldum. Bizim ekmeğimiz, aşımız, tuzumuz, suyumuz oldu. Biz sizleri burada gördükçe daha çok onurlanıyoruz. Bir kez daha onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Öncelikle Cem TV'ye teşekkür ediyorum. Bizim Çamşık kültürü kendine öz has bir kültür. Çamşık deyince aklımıza ozanlarımız gelir. Değişlerimiz gelir, türkülerimiz gelir, eğitimcilerimiz gelir. Hatta Çamşık deyince bir belde, Çamşık deyince demokrat gelir, cumhuriyet gelir, cumhuriyete saygı gelir. Çamşık'taki etkinliğimiz sürüyor. Birliği Kaymakamımız Sayın Mustafa Çift'le birlikteyiz. Daha önce birlikte olmuştuk. Kaymakamım hoş geldiniz. Bu etkinliklerle bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Hoş bulduk diyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten de bizleri yalnız bırakmadınız. Şenliklerimize geldiniz. Şenliklerimizi Türkiye'mizde yayınlayacaksınız. Biz bu konuda da Cem TV'ye teşekkür ediyoruz. Gerçekten de birlik ve beraberliği şu anda burada çok iyi şekilde görüyoruz. Harika bir kalabalık var. İnsanlar mutlu, huzurlu. Böyle bugün işte halk ozanları şenliğiyle, eğlenceli sohbetlerle kaynaşacaklar diyoruz insanlarımız. Teşekkür ederim. Zaten ülkenin böyle bir huzura ihtiyacı var. Bu huzur da buradan başladı sanıyorum. Evet, ülkemizin her zaman huzura ihtiyacı var. Biz Divri'de bu huzurun temin edildiği inancındayız. Biz kaymakamla elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bizlere karşı saygılı, duyarlı, hassas. Ben onlara birlik ve beraberliğe katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dünyanın üzerinde kurulu direk, dünyanın üzerinde kurulu direk, emek zay olmadan sıvar bu yürek. Ali yar, Ali yar, ah yar, Ali yar, sizler. Bu düzeni kim vurmuş, biz nerede bilek? Bu düzeni kim vurmuş, biz nerede bilek? Söyle canım söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Çamşı etkinlikleri devam ediyor. Gazi Orhan, Yılmaz Türk'le birlikteyiz. 11 yıl derneğin yöneticiliğini Gazi Orhan Türk Yılmaz. Evet, doğrusu bu. Gazi Orhan Türk Yılmaz. Öyle. 11 yıl yönetici, 12. Genel Başkan, eğitimci kendisi. Buranın oluşumunda çok büyük katkılar olan birisi. Olmazsa olmazlarından birisi. Kendisini yakaladık. Hocam neler diyeceğiz? Şimdi önce Cem TV'ye ve size teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Çok sağ olun. Biz bu toplumu bir araya getirirken üç şeyi dile getirdik. Dedik ki birincisi önce demokrasi kültürünü işleyeceğiz. Yani halkın demokratik bir anlayışa kavuşmasını sağlayacağız. İkincisi
topluma eğitimi sunacağız, okumasını sağlayacağız. Üçüncüsü, deneyim, aşıklık geleneği, Çamşık yöresinin kültürünü bu topluma, torunlarımıza, çocuklarımıza sevdireceğiz. Bu amaçla biz bunun oluşumunu yerine getirdik. 10 yıldan beri, 11 yıldan beri her türlü kademesinde görev aldım. Bu yılda başkanlığını, genel başkanlığını yapıyorum. İki şubemiz var. Bir Ankara, diğer İstanbul olmak üzere iki şubemiz var. Almanya'ya şube açacağız ve genişlemeye, Alevi kültürünü, aşıklık kültürünü tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bir başka şey söyleyeyim. Ben 1964'te İstanbul'da okuduğum zaman korkuyordum sazla gezmeye. Sazla gezmeye korkuyordum ama bugün sazımı Amerika'ya duyuruyorum. Çok güzel bir olay. Olması gereken olay. Burada biz 50 yıldan beri köyüne gelmeyen, 50 yıldan beri akrabasını tanımayan bütün insanları bir araya getirdik. Dostluk ve kardeşliği baz alarak bir araya getirdik. Mezheplerin birbirinden üstünlüğünü istemeden, izinsiz Kur'an kursları olsun istemedik. Alevilik din değildir, inanç değildir söylemini kabul etmiyor. Bunun yanında ülkemizle ilgili de birçok sıkıntılarımız var. Eğitimle ilgili de sıkıntılarımız var. Bunu, bu derneği oluşturduğumuzda Çamşık çocuklarını okutalım istedik. Çamşık çocuklarını ileri saflarda eğitime yönlendirerek demokrasi kültürünü, laiklik kültürünü daha iyi alsın istedik. Ve bu amaçla biz bu derneği oluşturduk. Şu anda görüyorsunuz en az 8-10 bin civarında bir insan var. Ve her yıl genişleyerek büyüyor. Bu kültürü bu çocuklarımız kendi çocuklarına, kendi torunlarına taşıyacaklardır. Çamşık etkinliklerimiz devam ediyor. Coşkulu bir kalabalık var. Bu arada herkesin tanıdığı, Türkiye'nin tanıdığı, dünyanın tanıdığı ünlü bir müzik hocası var. Erdal Erzincan'la birlikteyiz. Sayın Erzincan hoş geldiniz. Buraya ilk gelişiniz mi? Neler hissediyorsunuz? Ben onu sizden alayım. Buraya ilk gelişim tabii bu çevrede diğer ilçelere uğradım ama buraya ilk defa geliyorum. Burası beni ilgilendiren bir bölge. Daha evvel gelemediğim için aslında çok üzüldüm yani. Şu anda onun için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Niye mutluyum? Çünkü Çamşık bizim folklorumuzda çok önemli bir yer. Ne kadar da küçük olsa çok o anlamda önemli bir yer. Folklorumuzda buradan çok önemli sanatçılar çıkmış, hizmet etmişler. Ve biz onları dinleyerek o dağarcığımızı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi buraya gelince, buraya ayak basınca o Çamşık Türkleri, Çamşık havaları daha bir anlam kazanmaya başladı. Tıpkı işte yıllar evvel Banas köyüne gittiğimde bu Sultan Türküleri nasıl gözümün önünde canlandıysa, daha bir anlamlı olduysa, buraya geldiğimde de aynı şeyleri hissettim. Bu anlamda çok mutluyum. Kalabalık da çok hoşuma gitti. Burada emeği geçen herkese ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Büyük Halk Ozanı Feyzullah Çınar'ın kızıyla birlikteyiz. Feyzullah Çınar öldü gitti ama eserleri yaşıyor. Bu arada kızıyla birlikteyiz sevgili Hüsniye Çınar. Neler yapıyoruz? Hüsniye Çınar neler yapıyor? Feyzullah Çınar'ın bıraktığı yolda devam ediyor. Alevi Bektaşiye kültürü adına, ki insanlık adına demem daha yerli yerinde olur. Kısacası Feyzullah Çınar'ın bıraktığı bayrağı ben devam ettirmeye çalışıyorum. Sen varsın, aklım işte gülüm, kurdum sonrasın.
Bundan sonra hedeflerimiz nelerdir? Bunu anlatmak istiyorum. Bu 12 yılda çok şeyler yaptık. Dün 23 Temmuz 2006 yılı itibariyle oraya 10 binin üzerinde insan geldi. 2100'ün üzerinde araç vardı. Şimdi geçmişte biz başladığımız zaman 1000-1500 kişiyle başladık. Yıldan yıla gelişmeler güzelleşmeye başlayınca çevre il ve ilçelerden de köylerden de katılımlar fazlalaştı. Kültürümüz aynı kültürden insanlar geldiği gibi farklı kültürlerden insanlar da gelmeye başladı. Bu da bizim gibi yöneticileri burada daha dikkatli, daha sevecen, daha nitelikli bir şenlik, daha sonra da festivale dönüşmeye başladı bu nitelikli şenlik. Şimdi bundan sonra yapacaklarımız neler? İlk önce kentten köye tamamen gelmeyi sağlamak için ataklar yapmak gerekiyor. Bu atakların içerisinde sulama, istihdamı sağlama, yazında olsa bütün doluluğu yaşatma, sağlık ocaklarının kurulması, eğitimle ilgili konuların işlenmesi, kültürün tamamıyla dünyaya yayılması açısından güzel çalışmalar ve birliktelik gerekiyor. Bu tek başına insanların, bizlerin, yöneticilerin yapacağı şey değil. Tüm ozanlarımızın, yazarlarımızın, şairlerimizin ve diğer bireylerin katılımıyla zannediyorum ki başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Neler diyeceksiniz Hüseyin Abdal'la ilgili? Çamşı ile ilgili de bir kitap yazdınız siz. Evet. Çamşı'nın tarihini sizden alalım. Çamşı'nın tarihi, Hüseyin Abdal isimli bir kitap yazdım. Çamşık kelimesinden başlayalım önce. Çamşık kelimesi Hacı Bektaş dönemine rastlıyor. Hacı Bektaş döneminde Karakesici yanmış Kösevi'yi güvertince Çamşehi olarak nam salıyor. Onun torunları da buraya girişte talepleriyle ve dostlarıyla birlikte buraya yerleşiyorlar. O isim de zamanla burada yayılıyor ve Çamşık bölgesi böylece doğuyor. Kitabınızda ben kısmen okudum ama biraz bahseder misiniz Çamşık hakkında? Kitabımda Karakesici'nin başladım. Karakesici daha önce bizim bildiğimiz eşkıya. Eşkıya ama böyle haksız bir eşkıya değil. İsminden de belli olacağı gibi karaları kesiyor, kötü insanlar kesiyor. Ondan dolayı Karakesici demişler. 99 kişi öldürüyor. Daha sonra işte tövbe diyor, bostan ekiyor. Hikayesi uzun ama kısa anlatacağım onu. Bir kişi de bostanı yemeyince onu öldürüyor. Ve bostanı yeşeriyor. 100 kişi öldürmüş oluyor ve öylece başlıyor kitapta. Oradan geliyor. Daha sonra Dimatuka'ya yerleşiyorlar. Dimatuka'da bir dönem kalıyorlar. Kara Halil Baba. Dimatuka Hacı Bektaş dergahlarına bağlı olarak 5 büyük dergahtan birisi. Oranın şeyi oluyor, lider oluyor. Oranın lideri oluyor. Sersem Ali Baba ölünce Hacı Bektaş'ta bir sefer de seçim yapılıyor. İşte Kara Baba'yı Hacı Bektaş'a dede baba olarak atıyorlar. Ve Çamşı'da böylece şimdiki Yunanistan sınırı içinde olan bölgeden oraya gelir Hacı Bektaş'a. Hacı Bektaş da 32 sene oranın dede babalarını yapıyor. Onun oğlu Hüseyin Abdal da orada yetişiyor. Oradan çıkıyor. Bilgisini artırmak amacıyla Mısır, Suriye, İran bölgelerini geziyor. Oradan tekrar dönerken Höbek Köyü'nde böyle sorun oluyor. Sorun olunca bunlar da Hüseyin Abdal'ı getiriyorlar oraya. Hüseyin Abdal bir süre, birkaç süre burada, birkaç sene onlarla kavga ediyor işte bu toprak ağalarıyla falan. Bu bölgeleri toprak ağalarından kurtarıyor ve onlar da ona karşılık Hüseyin Abdal'a bir tekke yapıyorlar. Şimdiki Avşak Köyü'nde.
tekke yapıyorlar işte. Zamanla tabii çocuklar oluyor, tekkiye sığmıyorlar. Çocuklar daha sonra dedeliği, bir kısım dedeliği bırakarak topraklara ilgilenmeye başlıyor. Büyük Mamda Çamşık bölgesinde 24 köyü alıyor ve böylece Çamşık'a geliyorlar. Çamşık'ı deyince Sayın Avukatım, kaç köyün birleşik ismi oluyor? Şimdi çekirdek olarak 9 köy ile 11 köy arası. Yani 9 ile 11 olması da şöyle, mezralar da var. Var ama bölge olarak yaklaşık 50 köy falan söyleniyor yani. Hatta ben bazen rastlıyorum, adam mesela Hafikli, Çamşıklıyım diyor. Hafik. Tabii Hafikli mesela, Pir Hüseyin köyünde birini rastladım ben. Sadece ondan burada bir köylülük kadın vardı, öldü şu anda. Çamşık'ın ismini duymuş, bir de namını duymuş, Çamşıklıyım diyor. Böylece kendisini daha iyi anlatabiliyor. En azından Alev olduğunu anlatıyor, Aydın olduğunu anlatıyor. Thank you.